İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın dünya mirası Nemrut, 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı. Rusya barış müşteri görevlileri için bir başka modüler şehir Berdaşen'de inşa edildi. Bugün Arçak'taki bazı yerleşkelerde roket ve parça tesirli bombaların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Türkiye'de medyaya yönelik zulüm devam ediyor. Rusya Federasyonu hava güçlerine ait uçaklar Suriye'deki gerici militanları vurdu. Restore edilen tarihi anıtlar eski görünümlerini sıkça kaybeder. Bu kez Batı Ermenistan'ın Van Kalesi böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Multimedya teknolojileri, Orbeli Kardeşler adlı müze yeniden canlandırıldı. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan anıt mezarı, dev heykellerin yanı sıra 2150 metre rakımıyla güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Batı Ermenistan'ın Nemrut Dağı son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Samusat Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Komagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor. Nemrut Dağı, dünyada ender rastlanan özelliklere sahip. Milli park alanı olarak korunmaya alınan bölge, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesinden bildirildiğine göre Rus barış güçleri görevleri için yeni bir modüler şehir Berdaşen'de inşa edildi. Mesajda Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Dmitri Bulgakov, Artsakh'ta 60 Rus barış gücünün ikametgahı için inşa edilen modüler şehir hakkında bilgi aldı. Rus uzmanlar daha önce kısa bir süre içinde Getaven yerleşimi ve Stepanakert'te iki modüler şehir inşa ettiler denildi. Her modüler şehirde bir spor kompleksi, sauna ve tıp merkezi bulunmaktadır. Artsakh topraklarında mayın temizleme uzmanları tarafından patlamamış silah ve mühimmatın yanı sıra diğer tehlikeli gereçlerin arama ve imha edilme çalışmaları devam ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisine göre bugün Mardager şehrinin Çankata yerleşkesiyle Askeran bölgesindeki Hınatsakh ve Aygestan yerleşkelerindeki roket güdümlü bombaların ve mayınların etkisiz hale getirilmesi öngörülüyor. Olay TV'nin kapatılması Türkiye'deki ifade özgürlüğünün durumuna ilişkin soruları bir kez daha gündeme getirdi. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikası ülkeyi özellikle son 5 yılda muhalif gazeteciler için son derece tehlikeli hale getirdi. En ufak bir eleştiri bile terör eylemi olarak kabul ediliyor ve gazetecilere dava açılıyor. Türkiye'deki AKP rejiminde 200'den fazla gazeteci tutuklandı. Freedom House'un Özgürlük ve Basın 2019 başlıklı basın bülteni aşağıdaki verileri sağlamaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Türkiye'de 150 kadar medya kuruluşu kapatıldı ve yüzlerce gazeteci haksız yere teröre destek vermekten mahkum edildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise 180'den fazla medya kuruluşu kapatıldı. Türkiye'nin aydın insanları Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu doğrulamış durumdalar. Suriye'deki Krasnaya Vesna haber ajansından bir kaynak, Rus savaş uçaklarının 9 Ocak'ta Suriye'deki Laskiye dağlarında gerici terörist mevzilerini imha ettiğini bildirdi. Kaynak, Rus savaş uçakları Laskiye'nin kuzeyindeki Jabal al-Akradi al-Kabin tepelerinde gerici terörist mevzilerine saldırdı, dedi. Londra'daki Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'ne göre bölgedeki gerici militan üslerine benzer saldırıları Rus Hava Kuvvetleri tarafından 28 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Türkiye'de sözde restorasyon adı altında restore edilen tarihi eserler genellikle eski görünümlerini korumazlar. Diğer yandan restore edilmezlerse tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu sefer UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Van Kalesi böyle bir sorunla karşı karşıya. Agunk.net'e göre Türk Yeni Yaşam dergisi bu konuda uyarıda bulunuyor.
Kaynağa göre Van Kalesi sözde restore edilerek tarihi görünümünü kaybetti. Kaynak bu kalenin 20-120 metre genişliğinde, 1800 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde olduğunu da hatırlatmaktadır. Sadece Van Kalesi değil, Türkiye topraklarındaki özellikle işgal altında bulunan Batı Ermenistan'ın diğer tarihi anıtları da böyle bir restorasyonun kurbanı oldu. Örnek olarak tarihi Kilikya'da bulunan Ermeni Anamur Kalesi. Ermitaj Hazinelerinin Kurtuluşu adlı multimedya sergisi son günlerde Zakkazor'daki Orbeli Kardeşler adlı müze evde açıldı. Armen Press'in haberine göre ev müzesi müdürü Marine Bunyatyan yeni formatın ziyaretçi sayısını artıracağını belirtti. Özellikle Zakkazor, Cumhuriyet'in turizm merkezlerinden biri ve şehrin tek kültür merkezi 1980 yılında kurulan ve yılda yaklaşık 8000 ziyaretçiyi ağırlayan Orbeli Kardeşler Ev Müzesi'dir. Ona göre ev müzesi ziyaretçileri yeni teknolojilerin yardımıyla Ermitaj Müzesi'nin biyografisi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen bölümü artık tanıyabilir. Josep Orbeli'nin Stalin'e yazdığı mektupla Ermitaj hazinelerinin satışını nasıl engellediğini öğrenebilir. Multimedya teknolojilerinin kullanımı sayesinde Ermitaj Hazinelerinin Kurtuluşu adlı benzersiz projenin uygulanması müze sergisini daha çekici hale getirerek Josep Orbeli'nin kahramanlığını ilginç bir formatta sunuyor. Akademisyen Josep Orbeli, başkent Ani Van ve Ambert'te kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Kazılar sonucunda Ani'de çok sayıda antik eserleri, Ambert'te bir palyaço ve horoz iskeleti ile Van'da Ararat Krallığı'nın kralı 2. Sarturi'ye ait çivi yazılı yazıt gibi buluntular keşfetti. Projedeki oyunun özü çocuğun dokunmatik ekranda kazı yeri ile kazı için gerekli araçları seçebilmesidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gamsar adlı şarkı ve dans topluluğunun icra ettiği De Gına adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.